9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 60 aşağıdaki şemada açıklaması yapılan edebi sanatlara okuduğunuz şiirden örnek dizeler bulunuz. Bulduğunuz örnekleri şemaya yazınız. Cevap: Tezat. Bir beyit veya mısrada anlamca zıt kelimelerin kullanılmasıdır. Cevap: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı, verme ve alma. Tevriye. Birden fazla anlamı olan bir kelimenin bir dize ya da beyit içinde uzak anlamını kastederek söylenmesidir. Cevap: Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Hak kelimesiyle tevriye yapılmıştır. Birinci anlamı adalet doğruluk, ikinci anlamı Allah. Kinaye. Bir sözcüğü ya da sözü gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden mecazlı anlamda kullanmaktır. Cevap: Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Ocağın sönmesi yaşamın bitmesi, tükenmesi. Mübalağa. Bir şeyi ya olamayacağı bir şekilde anlatmak veya olduğundan çok az ya da çok fazla göstermektir. Cevap: Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dizeleriyle abartma, mübalağa sanatı yapılmıştır. İstiare. Benzetmenin iki temel ögesinden yalnızca birinin kullanılması ile yapılan sanattır. Cevap: Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım, düşmanlar çılgına benzetilmiş. Mecazı mürsel. Bir sözü gerçek anlamının dışında benzetme amacı gütmeden kullanmaktır. Cevap: Hilal sözcüğü bayrak kelimesi yerine kullanılmıştır. 6. Okuduğunuz şiirin temasını bulunuz. Bulduğunuz temanın, metnin dil ve anlatımını nasıl etkilediğini söyleyiniz. Cevap: Okuduğumuz şiirin teması vatan sevgisi, bağımsızlıktır. Bu tema coşkulu bir söyleyiş olarak dil anlatım yönünde şiirde kendine yer bulmaktadır. 7. Metinde ahengin hangi unsurlarla sağlandığını dizelerden örnekler vererek belirleyiniz. Cevap: Ahenk özellikle kafiye, redif ve ses tekrarlarıyla sağlanmıştır. Örnek verecek olursak: 1. bend sancak ocak. Parlayacak ancak 2. bend hilal celal helal istiklal. 8. okuduğunuz şiirde sizi en çok etkileyen dizeler hangileridir? Nedenleriyle açıklayınız. Cevap: Beni en çok korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak dizesi etkiler, çünkü bu dize bana bütün düşmanlara karşı cesaret ve özgüven vermektedir. 9. okuduğunuz metnin oluştuğu dönemle ilgili özelliklerin sosyal, siyasi, dini ve metne yansıdığını düşünüyor musunuz? Metinden hareketle açıklayınız. Cevap: Düşünüyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı sürmekte, düşmanlara karşı Bağımsızlık Savaşı verilmekte, şehitlerin kanı ile bütün Anadolu sulanmaktadır. Bu bakımdan şair bulunduğu siyasi, sosyal çevreden ve yaşanılan olaylardan etkilenerek metnini oluşturmuştur. 10. okuduğunuz metinde milli ve manevi değerlerden hangileri ön plana çıkarılmıştır? Cevap: Bağımsızlık, bayrak, marş gibi değerlerin yanında şehitlik, vatan savunması ve istiklalin öneminden de bahsedilmektedir. 11. Mehmet Akif, İstiklal Marşı kabul edildikten sonra, Allah bu millete başka İstiklal Marşı yazdırmasın, diyerek neye dikkat çekmek istemiştir? Cevap: Merhum Akif, tarihe sığmayacak kadar büyük ve şanlı olan Kurtuluş Savaşı destanlarımızı istiklale olan aşkı, vatan, bayrak, millet sevdası ile yoğurarak ortaya koyduğu eserler bize yeniden diriliş imkanı, yeni bir ruh ve müthiş bir ilham vermiştir. Ancak yaşanılan acılar dolayısıyla yazılmıştır bu şiir. Bu yüzden Akif bir daha bu acılar yaşanmasın, vatanımız tehlike altında kalmasın demek istemektedir. 12. okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki dizelerde yer alan kısa çizgilerin kullanım amaçları aynı mıdır? Açıklayınız. Cevap: Hayır, aynı değildir. Birinde konuşma çizgileri şeklinde yer alırken diğerinde araya giren düşünceler verilmek için kullanılmıştır. Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, o zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Her cerhamdan ilhi, boşanıp kanlı yaşım. 13. kelimeler çeşitli anlam özellikleri taşır.
kelimenin herkesçe bilinen ilk anlamına gerçek anlam denir. Okuduğunuz şiirden alınan, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, dizesindeki kelimelerin hepsi gerçek anlamlıdır. Siz de metinden gerçek anlamıyla kullanılan kelimelere örnekler bulunuz. Bulduğunuz örneklerin altını çiziniz. Cevap, korkma, garp, duvar, yok, hak, tapan, millet. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 60 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.